Merhaba arkadaşlar. Bundan daha önce çektiğim videoda açelya çiçeği hakkında kendi deneyimlerimi paylaşmıştım sizinle. Bu çekimi yapmıştım. Burada açelya çiçeğimin tomurcuklu halini görüyorsunuz. Çiçeklendiğinde bir daha çekim yapacağımı söylemiştim. Açelyam şu anda çiçeklendi. Ben de söz verdiğim gibi o çekimi yaptım. Bu da çiçeklenme aşamaları. Birkaç karede olsa fotoğraf çektim. Ufak da bir videoda çekmiştim. Bu şekilde bir dalda 3 çiçek açacak. Arkadaşlar sürpriz! Açelyam çiçek açtı. Bugün günlerden pazar. İstanbul'da hava yine yağmurlu. İlk çekimi yaparken de hava yağmurluydu. Bu hafta hava durumu İstanbul'da sürekli yağış gösteriyor, yağmur gösteriyor. Maşallah diyelim, yağmaya devam etsin. Barajlar dolsun, su sıkıntısı yaşamayalım. Tomurcukları görüyorsunuz. Bu tomurcukların hepsi birer birer açacak. O zaman çok çok daha güzel bir görüntüsü olacak açelyamın. İlk başta tomurcuklar gördüğünüz gibi sımsıkı kapalı, sonra kırmızı bir uç gösteriyor. Daha sonra 3 parçaya ayrılıyor ve her bir parça çiçek açıyor. Soğuk, gölge, güneş almayan bir balkon ve bahçeye sahipseniz balkon veya bahçenizi açelya çiçeği ile renklendirebilirsiniz. Bir önceki videomda kendi deneyimlerimi paylaşmıştım sizinle. Soğuğa dayanıklı, gölge alanlarda yetişebilen, direkt güneş ışığı sevmeyen, sıcağa toleransı olmayan bir çiçek açelya. Direkt güneş ışığında bırakırsanız çiçeğiniz kurur. Suyu da seven bir çiçek. Bol sulama yapabilirsiniz. Bahar aylarının başında çiçekleniyor böyle. Ve yaz başına kadar, hatta sıcaklık çok artmazsa yaz ortasına kadar çiçekleri üstünde kalıyor. Dediğim gibi sıcağa olan toleransı az ve sıcak sevmiyor. Kar yağarken bahçede üzeri açık bir şekilde bırakmıştım. Siz de bırakabilirsiniz. Hiçbir zararı olmuyor. Hepinize sevgiler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, şu an İstanbul'da çok güzel bir yağmur başladı. Erken gelen baharla beraber bütün ağaçlar çiçeklendi. Bu da benim bahçemdeki son durum. Bu gördüğünüz bir açelya. Açelya çiçeği hakkında kendi deneyimlerimi paylaşayım sizinle. Açelya çiçeği soğuk seven bir çiçek. Eksi derecelere bile dayanıklı. Bu yüzden bahçe çiçeği olarak çok uygun. Ev ortamında yetişmesi biraz zor. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmaması gerekiyor. Direkt güneş ışığı çiçekte yanma ve kuruma yapıyor. Açelya çiçeğiniz için gölge ve yarı gölge alanları tercih edin. Fakat koyu gölgede bırakmayın. Yoksa çiçeklenmede sıkıntı yaşarsınız. Dolaylı yönden de olsa bitkinin güneş ışığı alması gerekiyor. Toprak ihtiyacına gelirsek humuslu ve zengin toprağı tercih edin. Sulama ihtiyacına gelirsek de bol suyu seven bir çiçek. Yalnız toprağı çamurlaştırmadan sulamanızı yapın. Bu çiçek ilkbahar başında tomurcuklanmaya başlıyor bu şekilde ve yaz başına kadar çiçekli kalıyor. Bu açelya çiçeğini ben Teddy Market'ten aldım ve çok uygun bir fiyata aldım. Yalnızca 1 lira. Evet, 1 liraya aldım. Yalnızca 1 lira. Yazın başında marketin dışına koymuşlardı ve direkt güneş altında kaldığında yaprakları yanmış, çiçek kısmen kurumuştu. Eve götürdüm, gölge bir yere koydum, kuruyan kısımlarını budadım, suladım, bakımını yaptım.
ve çiçeği kurtardım. İşte çiçeğimin şu anki hali. Çiçekler açtığında tekrar bir çekim yapacağım. Çiçeklendiği zaman çok güzel oluyor. Bir adı da Orman Gülü Açelya'nın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.